Artık bana müsaade, çok zamanınızı aldım. Görüşürüz, görüşürüz hadi akşam. Hadi görüşürüz. Şey yaparım, hoşça kalın artık. Kolay gelsin. Hoşça kalın, görüşürüz. Sana bırakmayacak da kime bırakacak çocuğunu? Bak Merve'nin annesi zaten İstanbul dışındaymış. Yani adam zor durumda kalmış. Ama bakmasına bakarım da. Bir de Merve'ye bakmaya başlarsak artık cümbür cemaat yaşarız. Ne ki bu böyle şimdi? Kusura bakma ama burada hata sende Gönül. Artık koy şunun adını. Daha hazır hissetmiyorum Meltem. Aa, sen de hazır hissetmiyorum, hazır hissetmiyorum. Niye öyle? Bir de Orçun var. Şimdi Orçun'a Merve gelecek diyeceğim. Kıyameti koparmazsa iyidir. Olmaz bir şey, olmaz bir şey. Ya anne gelmesin. Oğlum gelmesin denir mi? Ne kadar ayıp. Ya anne ya, ne işi var Merve'nin bizim evde? Yavrum misafire öyle denir mi? Aa, ne güzel oynarsınız işte. Ben oynamak istemiyorum. Sen oyna anne. Bak geldiler. Eğer onlar geldiğinde de böyle tuhaf tuhaf konuşmalar yaparsan bozuşuruz ona göre. Bak Gören anne, Merve gelince üç maymun oynayacağım. Aa, neymiş o? Nasıl bir oyun? Merve'yi görmeyeceğim, duymayacağım ve onunla konuşmayacağım. Öyle bir oyun. İyi akşamlar, iyi akşamlar Gül. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Gel kızım, gel şöyle geçelim. Ay Orçuncuğum nasılsın, iyi misin? Hoş geldin Merve. Hiç hoş gelmedim, zorla geldim. Merve kızım, ne biçim lafı öyle? Baba. Sen her zaman doğruyu söyleyin demiyor musun? Ben de doğruyu söylüyorum. Buraya zorla getireyim. Susar mısın Merveciğim, ne olur? Orçun, hoş geldin der misin Merve'ye? Üç maymun oynuyormuş. Ben onun maymun olduğunu biliyordum zaten. Sensin maymun. Sen üç maymunsun. Maymun. Üç maymun. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Maymun filan nereden çıkartıyorsunuz? Aa çok ayıp yani. Niye kızıyorsun baba? Kızarım tabii. Öyle bir film var baba, ben ondan bahsediyorum. Aa öyle mi? Ben de şey... Ay çocuklar ne güzel kaynaştılar değil mi? Filmden bahsediyormuş Gönül. Anladım. Gitme baba, gitme. Kızım gitmem lazım yavrucuğum. Toplantı var. Toplantı biter bitmez gireceğim. Bak üç saat sonra buradayım. Söz veriyorum ya. Bana bir şey yapmaları için üç saat rahat rahat yeter baba. Kızım niye sana bir şey yapsınlar? Şaşırdın galiba. Burası yabancı yer mi Merveciğim ya? Ya sen gittikten sonra beni organ mafyasına satarlarsa? Fena fikir değilmiş. Oğlum. Kızım saçmalamasın. Niye organ mafyasına satsınlar Allah aşkına? Ne biçim laf o öyle Merve? Merveciğim bak. Bu benim cep telefonum. İstediğin zaman babanı arayabilirsin, tamam mı? Ana, ben cep telefonu değiniyorum. Sen Merve'ye cep telefonu veriyorsun. Tuna amca, yarın sizin eve gelsem bana da cep telefonu verir misin? Oğlum, Merve'ye vermiyorum cep telefonumu. Babasını arasın diye şimdilik veriyorum. Bak, bak Merve. Al. Alo baba. Alo kızım, canım nasılsın? Hiç iyi değilim baba. Şey kızım, bak istediğin zaman beni Gönül ablanın telefonundan arayabilirsin. Canın ne zaman isterse, hiç çekinme. Söyle Gönül ablanı, ara beni kızım. Gitme baba. Yavrum, bak gitmem lazım. Ama Gönül ablan benim hayatta en güvendiğim insan. Ne olursun bir tanem, üzme beni. İnan bana, benim yanımda ne kadar güvendiysen Gönül ablanın yanında da o kadar güvendesin bir tanem. Baban haklı Merveciğim. Babacığım, güzel kızım. Bak ben gidiyorum tamam mı? İki saat sonra görüşürüz. Tamam mı bir tanem? Ayağımı alabilir miyim artık bir tanem? Güzel kızım benim. İki saat sonra görüşmek üzere hayatım. Hadi kapatıyorum. Hadi hoşça kal. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi güle güle. Heh, koy çantanı oğlum. İstediğin zaman ararsın babanı. Tamam mı Merveciğim? Koy buraya.